Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Meclis-i Nurani'ye gelmemiş mesaj. Gönder. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Canlı yayında olanların da kardeşlerim, beraatınıza vesile etsin inşallah. Yani inşallah çok keyif alacağız bu akşam. Gecelerde en çok, bundan siteşkarına bahsettiğim geceye ulaştırdı Allah. En çok sevdiğim gece bu gece. Biraz anlatayım. Benim alemime nasıl düşüyor? Evet. Onu anlatacağım İbrahim'im. Yani acayip bir tuhaf. Okuyacağım Kadir Gecesi'nin ne özelliği var? Bunun ne özelliği var? Attın mı? Attım ben. Tamam. Şimdi bak. Ben okuyayım. 5 tane gece var galiba. Kadir Gecesi'nin ne özelliği var onu anlatacağım. Berat'ın ne özelliği var? Birbirinden üstünlüğü nedir? Benim alemimde ne yapmış? Bu gelen gece olan bu gece Leyle-i Berat. Neymiş? Bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Ben bir metni okuyayım. Başa döneceğim. Leyle-i Berat bütün senede bir çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşerinin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, 30 bin ne demek biliyor musunuz? Mesela Allah desen 5 tane harf var. 4 tanedir dik üstünde harf sayılıyor. 5. Allah diyoruz da ilk önce başlıyor la dik üstünde. Allah dedi 30 bin çarpı 5 ne yapar? 30 bin. 30 çarpı 5 ne yapar? 150 bin. Kadir gecesinde. Leyle-i Berat'ta her bir amali salihin, yani Allah desen, bakın dikkat edin. Leyle-i Kadir'de her bir hasenenin, Kur'an okumanın demiyor ha, namaz kılanın, affedersiniz, tuvalete gitmesi bile ibadettir. Ona da sevap yazılıyor. Nasıl oluyor? Mubah ve meşru olan her şey 30 bindir. Kadir gecesinde. Helal ve mubah olan haram olmayacak. Haram da bunun ters düşünün. Hürmetine değer vermediği için geceye 30 çarpı 5 her bir günah da böyledir. Diğer zamanlarda her bir günah bir yazılır. Hasene 1-10 yazılır en az. Ama bu gecenin hürmetine olmuş. Hürmetine, hürmet etmediği için. Leyle-i Berat'ta her bir amali salih, döneceğim başa, her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Ha bugün, bu gece, her bir harf 20 bin. Ama Kur'an okumadın ne yaptın? Yeri süpürdün, lava temizledin. Yani helal ve mubah şu, Allah ona haram dememiş olsun. Her şeyinize en az 20 bin veriliyor. Bu gece Mehmet. Latifon. Korkunç bir şey ya. Nasıl anlarsın biliyor musun? Koronaya yoğun bakıma bağlananınız var mı? Yok çok şükür. Allah bağlattırmasın. Onlar biraz hisseder. Dönenler bu tarafa. Kardeşim, o kabirde, sekerat anında, haşir meydanında, sırat köprüsünde 30 bin nedir, 20 bin nedir orada bileceğiz. Bilmeyiz şimdi. Yok. Biraz böyle koronada oksijen aldığın zaman o zaman 20 bin neymiş? Bir
daha üçüncü kez söylüyorum. Bu akşam veya Kadir Gecesi ille Kur'an değil yani. Zaten diyor ki her bir amali salih iki, her bir harfi Kur'an ayrı şey. Amali salih mesela estağfurullah. Mesela şöyle desen Cevşek'in başında ve tub aleyna ya tevabu ya ki mutabeten nesualiyakum minellezine faalu feyşeten ebzelamu enfusekum zekerullah. Zekerullah festağferu li zunubi ve miyafiru zunube illallah estağfurullah el-azime kelime lezi la ilahe illahu el-hayyul kayyum ve etmü ley subhaneh. Hafız yanlış okudum, sen ses yapma. Şimdi niye okudum? Her bir harfe bugün 20.000. 20.000. Her bir harfe 20. Başka? Mesela çay dağıttın, şey yaptın, ne bileyim. Her şeyiniz 20.000. Günah da 20.000 ama benim meşrebimde o yok. Ondan bahsetmiyorum. Bir cüz okuduğu zaman 20.000 cüz okumuş oluyorsun. Yani bir cüze, o abi ben nerede cüzüm? Paylaşacağız. 15. cüzü bana ver. Ben canlı yayında. Cüz alın. Kimden alacaklar? Telefonunu söyleyeyim canlı yayında. Kimden alacak? İbrahim, kim? İbrahim Ergin. İbrahim Ergin mi? Dershanedeki mi? Ha, tamam. Kaç numarası bile var mı? Canlı yayına verirsiniz. Ondan alırsınız. Tamam mı? Abdülbasit işte. Abdülbasit. Sen yaz. Herkes diyor 15'i bana ver. 15 dolu ver adam. Dolu mu? Tamam, 16 yine. Tamam, ne verirsen ver. Dersim oradayım. Yani 1100 okuduğu zaman kaç tane okumuş olacak bu akşam? Bir Kur'an'da toplam harf sayısı ne kadardı? Ayet demedim, harf. Ne o? 24. söz okumadınız mı? 24. sözde kaç? 300.000 küsur müydü abi? Doktor, 300.000 küsur ama vallahi yakıştıramıyor. Yani ki, iman ettiğiniz kitabın harf sayısını bilmiyorsunuz. Ayetini bildiğimiz için harfi şey yapmıyor. Tamam. Aristo yaşasaydı böyle derdi felsefe. 24. sözde yazıyor ya. Kaçın neresinde? 20 bir tane söyle dedi. Ya senin ölsen küşü senin külliyatın farklı mıdır diyor. Küsür değil. Tam söyle hafız. 300.000 600 kaç? 20. 300.000 620. Aç 24'ün söz. Gaybda değil. Arşın oradaysa ferşin de burada. Peki dahil olduğum bir cüz aldınız. Alın ha canlı yayındakiler. Cüz alın. Ha. Ver. Bak. Bir sayfa hiç okuyamayan. Bir sayfa okuyamaz mısın? Tıngır tıngır mı? Hiç ben okumayı bilmiyorum. Elif B.T. Diye birsin yanına otur. Birsin yanına otur. De ki veya eşinin şunu. Şunu bu ayeti şey ellezine sen ha sen o söylüyor sen de tekrar ellezine sebaun aleyhim enzertehum enzertehum bir ayet tekrar et lan onu de tamam ortak ol ya ortak ol ya 3620 evet tamam öğrendik 1620. Çok güzel. Nerede yazıyormuş? 24. söz 3. dal vardı. 347 sayfa. Ha 347. Yazıyormuş değil mi? 3. dal o kadar okuduk orayı ama onun sayısına bakmadık. Damardan olacak. Peki, en damardan hangi dal? Sana tesir eden dal. 30. devam edeyim. 5. Bu akşam bayram var ya. Gireceğim kardeşim. Bu Berat gecesi bir çekirdektir, başka bir çekirdeğe gireceğim. Yani böyle şey yapıyoruz ama etrafını çeviriyorum şimdi. Leyli Berat'ta her bir amal-i salih, atlamayın külliyatta. Yeri süpürdün, lavabo temizledin, çay verdin, ne bileyim, namaz kıldın, tuvalete gir. Amal-i salih ve her bir Kur'an-ı harfin sevabı 20.000'e çıkar. Şimdi İbrahim bugün cüz aldı, dahil oldu. Kur'an ne kadardı abi harfi? Kur'an'da kaç harf vardı? 300.000, 620, çarpı 20.
Bu düz. Zamlanmamış hali ya bu. Bazı süreler hakkında 24. sözde geçiyor. Kaç Kur'an kadar sevap var diyor. 10 Kur'an diyor. Ve aç orayı, kaç Kur'an, ne, bazı süreler, o da katlanıyor. Yani dibi yok bu işin. Sahih vakitte, normal 3 ayların dışından söylüyorum, Mehmet, kaç tane Mehmet var, söyle Mehmet. Soy ismi ne diye, Anıl, yok. Amin. Normal gün var ya 3 ayların dışında. Allah en az her bir harfe 10 sebap veriyor. Kur'an'a bir de ameli salih. Yeri süpürdün, meyve diktin, meyve yedin, tuvalete gittin, yemek yedin, ameli salih'tir. Namaz kılanın her şeyi ameli salih'tir. Namaz kılmak şart. Namaz kılmayanın Kabe yapsa bir şey yok. Yani sayı var, çarpı sıfır. Yani bir şey yok. Yani o anlam katıyor. Huzur-u ilahi öyle çıkıyor. Namaz nedir? İsterseniz kardeşim ne yaparsanız yapın, Allah'ın huzuruna çıkamazsınız. Vallahi ne yaparsanız yapın. Abi çarptık da. Ha? İbrahim çarptı, 6 milyar falan çıktı. Şu an bütün dünyadaki insanların sayısı kadar abi yani. Fesubhanallah. Allah. Ya Rabbi, beraatın hürmetine, beraatimizi nasip eyle. Allah'ın hürmetine ya Rabbi. Ey Musa'nın Rabbi. Çok seviyorum Musa Aleyhisselam. Tam kaba dengi bana böyle. Çok hoşuma gidiyor. Hiç onlara keşke ben peygamber olsaydım falan demiyorum ha. Aynı parkurda yürüyoruz. Aynı parkurda koşuyoruz. Aynı Rabbi met ediyoruz. Aynı Rabb'a iman ediyoruz. Aynı Rabb'a secde ettiğimiz için ona iman ettim. Onun sebebi bir tamamıya bize geliyor. Onun için onu iş yapmıyorum. Onu hep böyle dua ediyorum peygamberlere. Yani keşke ben olsa demem. İşte olmaz, yapamam zaten. Ama aynı Rabb'a, Rabbimize hürmet ettiğimizden, iman ettiğimizden onlarla gurur duyuyor. Onun için kendime çok yakın hissediyorum. Yani belki hürmetsizlik oluyor, çok hoşuma geliyor falan diyor ama o da meczuplüme, zaten millet bana meczuptan diyor. Demek ki her bir sebap normal günde en az 10 vermiyor. Şey, on değil, en az 10. Sonra şuur selasede 100'e çıkar, 1000'e çıkar. 3 aylarında 1000'e ve 300. İlk önce 300, sonra 1000'e çıkar. Ve bu kutsi lali meşhurede niye yapmış Allah bu gece? Saat itibariyle Leyli Berat, Kadir gecesi ve diğer gecelerden farkı var mı? Yani gün itibariyle kaç saattir? 24 saat değil mi? Ne özelliği var? Allah dedi ki ben sizi affetmek istiyorum. Şu güne alamet koydum. O kadar. Ben hiçbir meziyeti yok. Allah emreder hasen olur, neheder kabi olur. Bakın bu günün ve bu akşamın diğer gecelerden ne farkı var? Gene aynı dünya aynı hızla dönüyor. Ay aynı, nefes aynı alıyoruz. Değişen ne var? Sırf Allah affetmek istiyorum bu akşam dedi. Sizi affetmek istiyorum. Bir tanesi çıkıp der mi ya böyle deli var mı? Ne affediyor? Olur da böyle tipler de var. Ha, affetmek istiyorum diyor. Affetmek istiyorum. Bu akşam bu. Padişahların saltanata, tahta çıkış günleri var. Celas-ı Hümayun mu diyorlar. Ha, o zaman bayram ilan edermiş. O gün. Herkes padişahla görüşebiliyormuş. Risale geçiyor. Hediyeler olur, hediyeler serbest. Açık büfe yani. Böyle. Allah da bu gecelerde ben sizi affetmek istiyorum diyor. Affetmek istiyorum. Af isteyen yok mudur diye. Melekler bugün bağırıyormuş. Sabah namazından beri. Ya İslam'da ilk önce gün girer. Mesela cuma akşamı. Ne zamandır? Perşembe, Cuma'ya bağlı. Sonra? İkinciden sonra. Başladı değil mi? İlk önce girdi, sonra bu girdi. Aynı bunun gibi. Yani bu gecelerin maddi hiçbir özelliği yok. Aynı. Ama Allah değişiklik koymuş. Bugün affedeceğim dedi. Alametler koymuş.
İşte sahir günlerde 10, şuuru selasede en az 300 veya 1000, bu kutsi leali-i meşhurede 10 binlere, şimdi 10 binler, 20 bin, yani mesela bu akşam 20 bin en az veya 30 bin Kadir gecesi, ama bir şey seni anlatacağım, Berat Bey gecesine bu gece hiçbir gece yetişemez. Binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçer. Senede kaç tane gece var abiler? Sayalım mı? Mevlüt müydü ilk önce? Mevlüt. Regaib. Berat. Miraç. Kadir gecesi. 5. Bu 5 tane geceye hürmet eden 83 sene yaşamış ve durmadan nafile ibadet etmiş, bir de ömür yaşamış gibi Allah muamele ediyor. Halit kaç sene, bunu çağından sonra kaç yaşındasın? 15 çıkartalım. 10 yaşında. 10 yaşında. Yani bunu çağından çıkarsa 10 yaşında. Başka geceler de var abi. Arda gecesi var, bayram gecesi var. Bunlar da çok tane var. Ha, yani şu 5 tane olsa. 83 mi? 10 çarpı 83. Eğer bu geceleri ihya eder, değer, hürmet edersen 830 sene ibadet etmiş gibi Allah muamele edecek sana. Çok ilginç ya. Niye böyle yapıyor? Çünkü o 1'e 1, 2'ye 2 veren değil. O bize ait. 2 verdim, 2 ver. Bu Allah olduğu için böyle. Allah bir şey verip almak bir şey değil. Verip almak yok ha. Vermeden, biz vermeden veriyor. Yeter ki rızası dairesi. Ha, rızası olmadı da burada ne işin var? Sakın vesves etme. Acaba benim rızası... Ulan rızası olmayan burada ne işin var? Tabii ki rızası. O istemese isteyemezsin. Sevdirtmese sevemezsin. Huzuruna kabul etti. Ya sıkılmadık mı? Namaz neydi? Kardeş, istersen oruç tut. İstersen haç yap. Ne yaparsan yap. Huzurun şartı namaz. Başbakan, cumhurbaşkanı, belediye başkanı huzuruna gideceksin. Şart lazım değil mi? İlle zengin olmak benzeri. Onun prosedürüne uyacaksın. Allah da huzuruma diyor, namaz diyor. Lan Allah'ın huzuruna çıkmak istemez misin ya? Ne kadar keyifli oluyor ya. Keyif veriyor da adam. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar ne yapacağız? Bir, Kur'an'la. İki, istiğfarla. İstiğfarı söyleyin. Kur'an'la arkadaşlar cüz alacağız. Tek başınıza tıkır tıkır yürümeyin. Zaten Nur Talebe'nin özelliği de cemaat ruhu var. Hizbullah Kayki Nur'e bölüşülüyor. Hizbul Kur'an bölüşülüyor. Kur'an bölüşülüyor. Ben üçele de ortağım. Böyle. Ortak olun diye söylüyorum. İstiğfar nedir arkadaşlar? En düşü, işte biraz önce yaptım ya, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Şey nedir peki? İstiğfarın biraz yükseği. Kaza namazına başla bugün. Kaza namazın varsa, kaza namazına başla. Yani tövbesi mümkün olanın istiğfarı, tövbesi onu ödemektir. Size bir usul söyleyeyim. Usulü fıkıhta. Farz olan bir amelin iadesi farzdır. Farzdı, yapmadın. Farz olan bir amelin iadesi farzdır. Vacip olan bir amelin iadesi vaciptir. Sünnet olan bir namazın iadesi sünnettir. Mesela sünneti yapmadın Mehmet. Çok soruluyor. Abi ben bu, neydi bu? Sünnet. Tamam. Bir sünneti yapmadın. İade edilir mi namaz? Sünneti terk etmenin şeyi nedir? İadesi sünnettir. Edersen sünnettir. Bak, farzı terk edersen bedeli iade farzdır. Vacibi terk etmenin bedeli vaciptir. Sünneti terk etmenin bedeli sünnettir. Tamam. Usul bu. Şimdi istiğfar. Ya Rab, geçmiş namazlarımı affet. O değil. Yani tövbe tövbe ama misal veriyorum. Kumar. Bunun böyle fiili bir tövbesi yok. Yani namaz gibi değil. İçki vesaire vesaire. Onlar bu. Ama kaza namazının tövbesi, Ya Rab, Ya Rab el Alemin, ilk üzerime kalan öğle namazının farzını kılmaya durdum kıbleye, teveccüh ettiğiyle beyti keşif, neyse genel söylüyorum,
kıbleye Allah'a ekber. Tamam, bir kamet getir. Bir kamet getir bugün. İstersen 10 gün kıl. Bir kamet yetiyor hepsine. Ara vermediğin için. Tamam mı? Ara vermedin, fasıla vermedin. Mesela camide etrafında cuma kılıyoruz. Pandemi olduğu için. Fasıla vermeyeceksin. Öyle bir yerde durdun ki her yerine olabilir. Ama yol varsa yolun bu tarafına olmaz. O fasıla veriyor. Mesela üst katta namaz olur mu hoparlörle? Olmaz. Delmen lazım bir yere. Yani bir aynı mekan anlamında bir delik olması lazım. Bazı camileri öyle delik olması lazım kadar aşağı ki. Yani fasıla vermeyeceksin. Demek ki tövbeyi ne yapacağız abiler? Bugün ya Rabbi kaza namazıma başladım bana. Muvaffak et beni. Nasip eyle ya Rabbi. Sonunu getirmeye muvaffak eyle. Biraz benim gibi böyle dua yapabilirsin şöyle. Kaza namazına başla şöyle de. Ya Rabbi kazamı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazamdan hesap sorma. Amin. Tamam. Çok şükür ben kazayı kıldım. Teşvik için söylüyorum. Kazamı kıldım. 17 yaşında nurları tanıdım. Ondan önceki bulu çağıma kadar kazamı kıldım. Orucumu da ödedim. Çok şükür. Bir işte herhalde yarım cüz, yani Kur'an'ın yarısı kadar ki şey var. Tilavet secdesi var. Yarısı duruyor. Yani o bir hatimde kaç tane tilavet secdesi var? 14. 7 tane borcum var. Bunu da bu akşam ederim. Bir şey yok. Çok şükür. 100 küsur taneydi tilavet secdem. Hepsini bitirdim. Bugün. Kur'an'la, istiğfarla rahatlatıyorum. Bir şeyi anlatacağım Berat gecesini. Salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Neyle meşgul? Kur'an'la, istiğfarla, salavatla. Mesela ki dinleyenler evlerine söylerler. Kur'an okuyamıyor bir de ki. Ama salavat getirebilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yapabilir bak. Var. Fatiha'yı dua yerine okunabiliyor. Demek ki bu akşam Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmak lazım. İyi misiniz? Şimdi giriyoruz konuya. İbrahim dedi ya Kadir gecesinde. Leyli-i Berat bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde. Ha ne? Şimdi bugün Berat gecesi. Geçen sene de Berat gecesi vardı bugün. Bir sene, bak bir sene geçti, aynı güne geldik değil mi? Bir sene içerisindeki, bir, dışarıdan içeriye söylüyorum, soğan kabuğu gibi. Yaptığınız fiiller, yaptığınız iyilik ve kötülük ne varsa, gir içeriye, fikirler, gir içeriye vicdandaki hisler, gir içeriye kalpteki duygular, gir içeriye ruhtaki latifeleri, tencereye koy. Pekmez tayin gibi. Karıştır böyle. Ha, bu 5 taneyi bak. Fiillerimiz, fikirlerimiz, hislerimiz, duygularımız, latifelerimiz. Yani fiil, bedensel hayatımız, kafamız, vicdanımız, kalbimiz, ruhumuz. Karıştır mı abi? Karıştır. O bu akşam masaya konuluyor. Masaya konuldu mu abi? Bir senelik. Kaç yaşındasın? 37 yaşımız. 38 tane beratını da getiriyorlar bu akşam. Karıştırıyorlar. Bu akşam da sana bakıyorlar. Meleyala sakinleri. 4 melek nezaretinde bu akşam senin bugünden gelecek sene berata kadar ne kadar namaz kılacaksın? Müsaade, ne kadar oruç tutabilme müsaadesi, ne kadar şey hizmete sahip çıkacak, bu akşam karar veriliyor. Ne kadar Kur'an okursanız inanın bana bir sene oranla o sene o kadar o miktar Kur'an okuyacaksınız. Kazaya başlayanın Allah'ın izniyle kazası aynen kılınacak. Yani bu gece karar vermek noktasında
Kadir gecesinden üstündür. Kadir gecesinde sistemi ben çok seviyorum. Kadir gecesinde sevap çok. 30 bin ya en az o dibi yok. O baş döndürüyor tabii. Allah ulaştırsın o güne ulaştırsın bizi. Ama bu gecenin bir özelliği var. Kadir gecesinde böyle anlattığım yok. Bu cihetle çok üstün. Yani bak bir daha. Latifoğlu kaç? 45 yaşında mıyız? Evet. 45 senenin beratlarını, komple hayatını koy abi. Masaya koy. Bir de en sonu alıyorlar. En son. Yani 2020. 2020'deki beratını alıyorlar. Bunu harmanlıyorlar kardeş. En son bir sene bir de genel ömrün. Karıştırıyorlar. Bu akşam anın. Bu akşam karar verecekler. Senin bir sene nasıl geçecek? Buna sen fetva verdireceksin. Eğer bu akşam yatarak geçersen... Ya Rabbi berat gecesi canımı al ama bu berat gecesi değil. Ya aynen. Ve ha 3 ayları vefat eden ehl-i iman, bak ehl-i imansa, cuma günü vefat eden, hele mübarek gecelerde vefat edenin o gün veya 3 ayları bitene kadar ehl-i imanın hesabı yoktur. Kabre girdi değil mi bir gün, ilk akşam? Hesap yok mu? Daha hiç hesap yok. Ya sen dün yatmıştın, şimdi o günler hesap yoktu, şimdi gel bakalım hesap alacağız. Yok, berzahtan geçiyor. Ya nasip etsin değil mi Ali? Değil mi ya? Peki nasıl oluyor? Panayır kardeşim, herkese de nasip olmuyor ha? Abi bunu veciz ifade eden bir yer var, hemen kısa okuyabilir miyim? Oku tabii ama biraz sesli, duyayım. Hemen kısa. Bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Oturun arkadaşlar. Bir de okur musun? Bazı zaman olur ki bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Allah Allah. Bir anahtar. Bir anahtar. Bazı zaman olur ki... Mustafa hoş geldiniz. Hazineden daha ehemmiyetli. Bazen olur ki bir anahtar bir hazineden, daha değerli. Çünkü abi, niye? Niye? Çünkü hazineyi açıyor. Şimdi burada hazine var. Kapı kapalı. Ne yapacaksın şimdi? Olsa ne olur? Şöyle bir hayal edeyim bildiğimiz dünyadan. İçeride karpuz var, kavun var, muz var. İmam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı. Her şey var içinde. Ama kapı kapalı. En anahtar burada. Peki soruyorum. 3 tane şey. Anahtar, kilit, karpuz. Bakar mısınız? Hiçbirisi birbirine benziyor mu? Ezber olmasın diye hayalinizi çalıştırmayacağım. Bak anahtar, kilit, karpuz. Şimdi bu anahtarla karpuz benziyor mu? İşte bu gece öyle bir gece. Anahtar bu gece. Neyi açıyor? Affı açıyor. Ne kadar? Dibi yok. Niçin her şeyin bir belli bir sebebi var da niye orucun belli bir sebebi yok? Şu kadar sebep vereceğim demiyor. Açık tövbe, tövbe. Açık çek senet veriyor Cenab-ı Hak. Haş meydana gittin. Bak açık senet bak. Gittin terazi böyle. Sana ne kadar lazım Mehmet? Çok lazımsa senin orucun o kadar sayıyor. Yani bu kadar sayın diyor. Çünkü belirlememişti ya. Mesela herkesin orucu açık senet gibi. Ne kadar sana lazım Haşim Meydan'da kantara? O kadar sayın diyor. Bazılar diyor ki ya kardeşim anahtar okur musun bir daha? Özür dilerim bir daha okur. Bazı zaman olur ki. Bir anahtar. Bir hazineden daha ziyade ehemmiyetli olur. Bir hazineden daha. Bu işte bu akşamlar. Berat gecesi. Kadir gecesi hazine olsa. Ha. Kadir gecesini açacak, netice verecek bu gecedir yani. Gece. Berat gecesi. Gece anahtar oluyor. Evet. Üstad diyor zaten gece şeyin alemine girdim diyor. Arkadaşlar bazıları gene hep tekrar edeceğim sonuna kadar. Ya böyle bir şey olur mu gecede? Ha senin aklın almadığın gibi Allah'ın rahmeti büyüktür. Yani aklın almaz. Niye affediyor? Sana ne? Öyle zeytinle rastlamıştım. Öyle bir tuhaflıkla rastladım. Ya bu sağımda oturuyordu. Yani böyle bir beyaz bir şey vardı böyle. Ya dedi bir gece iyi açacak adam dedi şey yapacak. E dedim Allah'ın rahmeti. Olur mu hocam dedi ya. Tamam olmaz. Sana ikram edeceğim. İyi ya Rabbi bu gecenin hürmetine diye ya Rabbi.
beraatimizi, affımızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hepimizi affet ama bu istemiyor dedim. Bu adalet istiyor. Biz adaletli, merhametli. O hocam bir dakika dedi ya. Ne yapıyor? Ben öyle bir öğrenmek için sordum dedi ya. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Bunun şakası da olmaz ha dedi. Ne şakası? Ciddi söylüyorum dedim. Niye o zaman Allah'ın rahmetini tartıyorsun sen? Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Affediyorum. Niye affediyorsun? Sana ne? Affediyorum. Sen istemiyorsun. İstemiyorsan isteme. Sen istemiyorsun. Yo yo ben de elbette tamam razı işte. Sen adalet istiyor. Ne adaleti ya? Adalet bizi helak eder. Bak adalet şurada. Adalet neymiş? Hikmet, şecaat, iffetin toplamına adalet denilir. Biz aşırı adalet istemiyoruz kardeş. Ne adaleti ya? Af istiyoruz. Mağfiret istiyoruz. İhsan-ı Şah ne diyor? İnayat, inayeti hassa. İmdadat hususiye, imdadat mahsusa, imdadat mahsusa, 3 tane, 220 Kastamonu'dan söyledim. İnayat-ı hassa, ihsanat-ı hususiye, imdadat-ı mahsusa. Tabi vallahi panayır yapmış. Şimdi Berat gecesi nasıl bir ömürde çekirdektir? Bugün karar veriliyor. İnsan da Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin çekirdeğidir. Bir gece, komple bir gecenin çekirdeği Berat olduğu gibi şeceri hilkatın çekirdeği de insandır. Ha bak şurada yazıyor. 300 kaçtı? 23. sözde. Damar Ahmet abi bu burada yazıyor bu da. Bak. Haliku habbi ve neva. Haliku habbi ve neva. İnsan bir çekirdeğe benzer bak. Haliku habbi ve neva sayfa 321. Diyor ki insan bir çekirdeğe benzer. Berat gecesi bir senenin çekirdeğidir. Bu cihette Kadir gecesi de ulaşamaz. Bakın sistemi anlatıyorum. Sevap cihetiyle Kadir gecesi ama çekirdek bir senenin çekirdek olması itibariyle Berat gecesine hiçbir şey ulaşamaz. Bugün çekirdek. Bir daha şey yapayım buna girmeden bir daha anlatayım. Kaç yaşındasın sen? 31. Şimdi biri çık dursun. 30 senelik bütün geçmişin. Bir, fiillerin. İki, fikirlerin. Üç, yani alemini söyleyeyim. Eylemlerin. Kafan, akıl. Vicdandaki his. Kalpteki duygu. Ruhtaki latifeler. Şefkati mukaddesi, muhabbeti münezzehesi, surur vesaire. Bunları topla abi. Topla. 30 senelik bütün hayatını topla. Topladın mı Mustafa? Pozitif Mustafa. Topladım. Bir, son bir sene var ya bu 2020. Bir senedeki ömrünü en sonu nazara alınıyor en çok. Onu da koy bunun içine. Koydun mu? Öyle koyuyorlar. Meleği Allah sakinleri Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail nezaretinde. Karar veriliyor. Diyecekler ki pozitif Mustafa ya. Şu 2020 Berat'tan Berat'a kadar. 22'ye kadar. Nasıl bir hayat buna yazalım çekirdek. Bir senenin çekirdeği yazılıyor. Bu cihetle hiçbir gece buna yetişemez. Bir tuhaf gece bu akşam. Ve hep ben bir senede hep bu geceyi çok şey yaparım, beklerim. Ve bu gece böyle dikkat ederim. Namazlarımı böyle nafileleri, duaları, istiğfarları tamam böyle. Münacat okurum sonunda var ya 30. Leman'ın sonunda veya 3. şuada. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dersiyle, Kur'an'ın talimiyle anladım ki. Var ya orası. Şimdi, hususiyet daha var abi. Bu gece hakkında şüphe yok. Berat gecesi değil mi? Evet. Şüphe var mı? Hiç şüphe yok ama... Kadir gecesinde yine şüphe şey var yani. Evet. Bu gece hakkında kesinlikle şüphe. Allah bu gece affediyor kardeşim. 2022 beratınıza kadar beratınız tayin ediliyor bu gece. Ya Rabbi bunu sen söylettirdin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki imanının hürmetine, ehli imana, Müslümanlara ve nur talebelerine hasetin amin diyenlere
Allah'ın beraatın hürmetine beraatını vermeleri nasip eyle ya Rabbi. Beraat etmeleri nasip eyle ya Rabbi. Beraatın hürmetine ya Rabbi. Allah'ım ehl-i iman haseten nur talebelerini amin diyenleri can verirken sekerat anında berzahta, haşirde, sıratta ve alemi bekaya cennete girene kadar zorluk gösterme Allah'ım. Beraatlarını nasip eyle ya Rabbi. Allah'lığın hatırına ya Rabbel alemin. Ey Musa'nın Rabbi, beraatımızı nasip eyle ya Rabbi. Madem ulaştırdın, madem bize dua yaptırdın, affetmeyeceğim duayı, yani kabul etmeyeceğim duayı, mümin kulumun ağzına, diline vermem diyor Cenab-ı Hak. Verdiyse verecektir. Bozulmuş İncil'de bile var bu ayet. Diyor ki, verilene verilecektir. Verildi mi tövbeyi? Tövbeyi sana verdi mi? Sana verilecektir. Öyle basit zannetmeyin bu tövbeyi yapmak ha. Öyle insanlara denk gelmişim ki tövbe hayaline bile gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Bu basit zannetmeyin şu tövbe etmeyi. Yakup Aleyhisselam çocuklara 44 tövbe demedi ya sana abi. Nasıl? Yakup Aleyhisselam çocuklara diyorum. 44 tövbe demediler ya. Ya demediler Yakup Aleyhisselam'ın 10, 11 tane çocuğu tövbe etmedi. Yusuf'u kuyuya attılar, tövbe mi ettiler? Peygamberin çocuğu demedi. Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu demedi. Oğlum yavrucağım dedi. Yavrum da demedi ha. Yavrucağım. Bin bu gemiye. Nuh tufan. Hayır baba dedi. Ya tufan geliyor. Ben daha kaçarım dedi. Adem Aleyhisselam'ın katil çocuğu değil mi? Neydi adı? Kabil. Şey Nuh Aleyhisselam'ın çocuğun adı neydi? Kenan. Allah Allah. Etmedi kardeşim. Edilmiyor. Sen zannetme ya böyle tövbe etmeyi. Allah herkese nasip etmiyor ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i kutsisinde. Hiç olmasa ömrünüzde bir defa ama hiç en azından Allah'a nihayetsiz üstü zannedin. Beni affedecek deyin ya. Bir sonsuz üstü zannedin. Beni affedecek ya. Bir defa haşir meydanında ne işine yarayacak? Diyelim ki tövbe estağfurullah. Günahın %51. Sevabın %49. Cehenneme doğru gidiyorsun. Şöyle şundan bundan hepsinden girdi, affa mafa girdi ama gene gidiyorsun. Günah kadeneceksin. Arkaya bakarmış cehennemeyle. Zebaniler sağda solda. Ne bakıyorsun diyor. Allah beni geri döndürecek diyor. Beni atmayacak diyor. E seni götürüyoruz. Hüküm verildi. Basıldı mı? Cehenneme gidiyorsun. Evrak burada. Yok dedi beni atmayacak. Nereye güveniyorsun diyor. Rabbim duymuyor mu? Bize bu hadisle söylettirilmiş. Allah onu bize bu dünyada ifade etmiş. Bu cehennemeli diyormuş ki enayine zenni abdi bi. Rabbim bana peygamberiyle şöyle dedi. Hiç olmazsa Allah'ınıza, Rabbinize ömrünüzde en az bir defa Allah üstü zannedin. Ben inanıyordum Allah beni yakmayacak. O Allah beni yakmayacak dedi. Peki sultanlık ismi iktizasıyla diyor ki duymuyor mu? Diyor. Diyor. Onlar ne diyor diyor. Ya Rabbi senin için böyle diyor. Ben onun zannı üzerineyim diyor. Döndürün onu diyor. O nasıl bana inanıyorsa ben ona öyleyim. Allah ya. İnsan gibi mi ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi Berat gecesi paralelinde Berat bir çekirdek olma itibariyle kocaman ağacı içine alıyor. İnsan da bir çekirdeğe benzer. Berat'a benziyor. İnsan da bir çekirdektir. İnsan koca bir senenin çekirdeğidir. Allah affedecek ya. Göreceksiniz bak. O da Sekerat'ta İbrahim. Bu affedildiğini eğer olmazsa bana o zamandaki olan yazıklar olsun da lan niye böyle bir şey olmadı dersin. Aklıma geldi size. Edecek. O Allah öyle. Kendin gibi zannetme. Çok hoştur, çok şükür. İnsan bir çekirdeğe benzer. Nasıl o çekirdeğe kudrette manevi ve emniyetli bir cihazat, kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Çekirdeğe ne yapılmış bak. Çekirdeğe kudretten manevi cihazlar vermiş. Kudretten, kudret Allah'ın sıfatı sıfatına cihaz verilmiş. Manevi istidatlar yani. Başka ne verilmiş? Kaderden ince kıymetli program derc edilmiş. Bize böyle et kemik zannetme kendini. Kendini et kemik zannetme kardeş. Flash bellek vardı bu kadar şey. 120 126 GB dedi ya. Kaç tane film alır ya? Bak bak bir şey. İnsan da böyle.
İşte bu flash belleğe bütün 18 bin alem filmi yüklenmiş sende. Eskiden olsaydı kafamız almaz. Flash belleğe bu kadar bildi mi? Flash belleğe kaç tane film alıyor? Yani kaç tane ders içine giriyor video? Öyle mi abiler? Ha, burada da o flash belleğe göre bu belleği düşün. Bu bellekte de 18 bin alemin hulasası filmi yüklenmiş. Böyle bir çekirdek ya. Kendini ne zannediyorsun? Hatta diyor mektubatta şey işaret cihazda da var. İşaret cihazda diyor ki insan kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada göre alemi şehadet dardır insana. Şu alem var ya 18 bin alem. Şu galaksi malaksiler var ya daha beşerin söylediği daha birinci semayı dünya. Dünyanın yedi sema şeyi var. Sema semaat değil. Yani dünyanın bir seması var. Yedi kat semanın bir tanesi. O bir tanenin içerisinde de yedi katmandır. Fen'in bahsettiği daha semayı dünyanın birinci katmanında 200 milyar galaksi tahmin ediliyor. Her galakside 200 milyar yıldız var diyor. Bu dünya semasının birinci tabakası. Yedi tamamlandıktan sonra birinci sema oluyor. Böyle yedi tane var. Böyle alemi düşün insan şimdi kıyas ediyor. Onun için söyleyeyim. Kafasına takmış olduğu akla, kalbine beslemiş olduğu istidada nispeten alemi şehadettardır. İnsanı istihap edemez, içine alamaz. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Şu diye işareti işareti. Böyle. İnsan ya. Kıymetini bir çöplük harcama ya. Basit başı şeylere dert edilme ya. Nasıl bitecek ya? Dişini sık işte. Yakın öleceksin, her şey kurtulacaksın. Ya niye böyle altına ezileceğiz ki ya? Bunlar niye böyle oluyor? Olması gerekenler oluyor. Olması gerekmeyenler olmuyor. Böyle olacakmış. Lazımdır ki Rüşt abi öyle derdi. Lazımdır ki öyle olsun. Böyle olması lazımmış. Gazali ne der? Leysel imkan ebdum imkan. 19. sözde diyor. Yani olan her şeyde olması gerekiyormuş. En hayırlı da budur. En güzeli de budur diyor. Bak insan bir çekirdeğe benzer. Kudretten manevi emniyetli cihazlar, kaderden ince kıymetli program verilmiş. Niye? Ta toprak altında çalışıp şu anda yaşadığımız dünya ne biliyor musunuz? Nefes aldırmış. Şu topraktır. Alemin gayba göre şu anda toprağın altındayız. Yani çekirdeği toprağa atsanız. Su, hava, efendim toprak, muamele, onun altında çekirdek ağaç oluyor. Arkadaşlar ahirete göre, yani toprağın altındaki çekirdek nasılsa havaya göre, bak toprağın altına bak, dışarısı güneş var, dereler var, bulutlar var, ses var, değil mi? Koku var, var da var. Bak toprağın altı, toprağın üstü. İşte alemi gayba göre evren bu dünya toprağın altı. Zindani dünya işte. Bak ne diyor? Bu insana bu cihazlar verilmiş. Ne olacak? Dünya toprağı altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp şurası dar. Ben her yerde olmak istiyorum. Bir yerdeyim. Ölmek istemiyorum. Ölüyorum. Hangi isteğiniz burada karşılandı? Hiç. Yok ki böyle bir şey. O zaman ne anlamıyoruz ki? Bizim talep ettiğimiz yerin karşılığı burada yok. O zaman muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. İsaledi geçen cümle. Felsefe ne diyor? Muhali talep etmek kendine kötülük etmeyi şöyle anlatıyor. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Dünyada dertsiz, kedersiz, ölümsüz bir hayat istemek olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibiymiş. Muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır diyoruz da. Ölmek istememek. muhali talep ediyoruz. Sıkıntılarınızın içine bakın bakayım. Sıkıntı karpuz gibi yarın. Göreceksiniz ki Allah'ın işine karıştığından kaynaklanıyor. Yani sıkıntımızın içerisine Allah'ın işine karışmaktan olduğunu göreceksin. Ölmek istemiyorum. Yani Allah'ın işi bu. Niye karışıyorsun? Senin işin bu gece ne yapacaksın? Ya çıkıldınız mı gençler siz? Yoldaydınız. Evet, harika. Hı?
Helal olsun. Ama yolda yediniz, nasıl kıldınız? Basınköy'e cevabı. Haa, Basınköy'e. Aferin lan. Bak senin başına bitti. Sabaha kadar farzın yok. Ama bu gece falan, bu gece tıkacağız inşallah. Sabah başlıyor. Kur'an okumayı biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Çok güzel. Cüz alacaksın sen de, bu cüz al. Eğer almadınsa, bir yer ortak değilsen, burada bir ortak olacaksın. Abilerden bir cüz alacaksın. Tamam. Sen de öyle değil mi? Tamam. Çok şükür ya. İyi ki Allah var, iyi ki ahiret var, iyi ki ölüm var. Oh, ölmesek dirilmeyiz ki. İyi ki ölüm var. Yaşasın ölüm. Çok şükür. Hakikaten gerçek şey işte. Oh. Ölüm nedir biliyor musunuz? Zahirde gözüktüğü gibi çirkin ve kötü değil. Ölüm, bütün geçmişinin anda toplandığının şahit olduğun andır. Bütün geçmişinin geçmişine anda şahit oluyorsun. Başka? Ölüm anı, kafir mümin Allah'lığının onaylandığı andır. Kafir mümin Allah diyecektir orada. O anda. Kafir mümin Allah'lığının onaylandığı andır. Peki ölüm anı nedir başka? Bütün geçmişinin cem olduğu, tevhide geldiği andır. Ölüm anı nedir? Toprak altında çatlayan çekirdeğin hava alemini dal budak sağlamak için çıkış serüveninin mukaddemesidir. Ölüm anı. Bekaya geçiyorsun. Artık ölüm ölüm yok. Ölümle ölüm ölümsüzlüğe gidiyorsun. Hayatla ölümü ölümlü aleme geliyoruz. Mevtle bekaya gidiyoruz. Bundan daha kaliteli bir şey var mı? Kum saati gibi. Yukarıdan aşağı geliyor böyle, inceliyor beni, sonra kalın oluyor. Lan ölüm o kadar hoş ki ya. Kötü olsaydı peygamber ölüyor muydu? Ha, usta şöyle diyor, onu da söyleyeyim. Ölüm korkusu, anne karnını hayal et, karanlık, dar, tamam mı? Karı, kimsesiz, yalnız, top yok, top oynamak yok, meyveler yok, kiraz yok, o yok, bu yok, balık malık yok. Anne karnı işte. Dünyaya gelecek. Vay. Ha, Mahruti tünelde çekecek biraz azap. Bir sıkıntı çekiyor Mahruti tünelde. Ondan sonra aydınlık alemine geliyor. Ölüm anı işte hani kum saati gibi. Doğum sancısı gibi bir şey. O kadar. Şehitsen zaten onu da zaten almıyorsun. Öyle de bir şey yok. Şehit ölümü de tatmıyor. Allah şehit etsin değil mi Mehmet? Amin ya Rabbi ya. Şehit de oldun mu? O da yok. Sezeryanla doğum yapıyor demek o çocuk. Hiç doğum anı da şey yok. Direkt. Hiçbir şey anlamıyor. Allah Allah. Ama bir de şehit olduk Mehmet abi. Şu anda belki de ölmüşsün ha. Böyle şehit olmuşsun da haberi yok. Şehit haberi olmaz, derste oturduğunu zanneder. Tabii şu anda her şey bitmiş. Ama biz bilmiyoruz. Ama belki de hakikaten aramızda belki bazıları ölmüş biliyor musunuz? Şu anda öldüğünü bilmiyor, derste ölmüştü. Ve yaşaması aynı, devam ediyor. Zannediyor ki ben şeyim, yaşıyorum. Ve işin tuhaf tarafı, ben biliyorum, ben değilim ama başkasıdır. O belki ölen de kendisini almayandır. Nasıl bileceksin şey, Halit senin ölmediğini daha önce? Bilemeyiz abi. Günah işliyoruz. He? Günah işlemekle yaşadığın gözükür. Abi bir de maddi, bir de manevi şehitliği de anlatır mısın? Maddi şehit, bir de manevi şehit. Sonra Mehmet onu. O manevi şehit mesela en küçük şu. Abdestli misin kardeş? Yatağa abdestli mi girdin kardeş? Ölürse manevi şehitsin. Derste misin kardeş? Yani abdesti dolaştın mı? Ben sana söyleyeyim. Allah'ın izniyle şehidi manevi olacaksın kesin. Abdesti bitti. Bir isabet edecek. Allah seni bırakır mı? Ya abdesti tam bıraktım da şey bozuldu tam alırken. Allah o zaman alır mı seni ya? Hayatın hep abdesti geçmiş ya. Seni o abdestsizliğine sokar mı ya? 52 çeşit şehitlik var. İnsanın bir tanesi denk gelecek. 52 çeşit mi var? Ha. Görüyor musun? 52 tane çeşit mi? Şeriatta şehitlik mi var? 52 çeşit. Ulan 52 tane şehitlik çeşidine bir tanesine giremeyecek miyiz ya? Ya inşallah ya. Senin delikanlı adın neydi ya? Sen bakma. He abi. Ahmet. 52 tane de bir tanesi giremeyiz mi? Gireceğiz ya. Gireceğiz inşallah. Tabii ya. Sen delikanlı. Adın nesin? Bilal. Bilal. Bir tanesini giremeyiz mi ya? Gireceğiz abi.
Tabii ya, inşallah gireceğiz ya. Bir tanesini gireceğiz de. 52 tane çeşit çeşitlik varmış. Mehmet, nereden okudun onu? Tabii şeriat kitabından. Tamam, o, çok severim o kitapları. Çok hoşuma gider o işte. Biz de sevdik. Tabii ya, Mehmet'im. Çok şükür ya, 52 tane çeşit şey ben ilk defa duydum maşallah. Çok olduğunu biliyordum da. Kaynağı nerede o? Tamam, çiz ses yapma, karıştırma. Derste sen. 30 aydır baksan. Fesubhanallah. Latife bir tarafa ha, İpek ol. Şaka bir tarafa baksana. 52 çeşit manevi şehitlik mertesi var. Sen zannediyor musun savaşta? Alim ondan üstün. Talebe-i ulum ondan üstün. Baksana evliya, evliya Azrail'ini seçiyor. Tövbe estağfurullah. Öyle geçmiyor mu etibatta? Evliya-i azimeden bir diyor Seyda, öyle geçiyor. Sekeratında dedi, evliya ve alimin ruhunu kabzeden müekkel melaike gelmiş. Görmüş, ya Rabbi ben bunu istemiyorum dedi. Allah Allah, seçiyor. Ben diyor ömrüm talebe yetiştirdim. Talebi uluma müekkel melaike var ya çocuklara. Ha, o ilim öğrenen. Onların ruhunu kabzeden melek istiyor. Onu bana ve Allah kabul ediyor. Mektubatı yazıyor. Bak adam seçiyor, şeyi seçiyor ya. Ya Rabbi bunu değil bundan olsun diyor. Allah nazarında ne naz var ya. Ne kadar değerimiz var çok şükür ya. Ben bunlardan gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Aynı parkurda koşuyoruz. Bu zatın, bu evliyanın Rabbi, benim de Rabbim. O da rızasını istiyor, ben de istiyorum. Değil mi? Beraber istiyoruz. O nereye secde etti, ben de ediyor. Onlardan gurur duyuyor. Bunu mutadid defa bahsetmemin sebebi şeref duyuyor. Benim kadar var arkadaşım onlar ya. Aynı şeye girmiyor kervanda. Aynı kervandayız. Ta Asr-ı Saadet'ten bu zamana kadar. Adem Aleyhisselam'dan beri. Ya. Kervan içinde olduktan sonra orta dolma farkı var mı? Ya, ya. Adem Aleyhisselam ne dedi Miraç'ta? Ey hayırlı evlat, hoş geldin. Değil mi? Peygamber. O kervana ya. Katılabilmek önemli. Biraz Hızır abim, Enes tanır. Hızır abi vefattan önce söyledi ya işte o şu kadın günü. Ya ben de korktum da ya korktum. Ulan ölecek zahirde o, ben ölmüyorum da. Yani ne korkuyorsun dedi. Ben gideyim dedi, sizi karşılarım dedi. Hızır abi oluyor mu? Olmaz olur mu dedi. Sen bu dünyada havalimanında karşılıyorsun dostunu da. Nasıl olacak? Sen şimdi bir yerde çalışıyorsun, patrona desen ki patron benim akrabam geliyor yurt dışından. Havalimanında şey yapabilirim. Hatta al şu şirketin arabasını da al git karşıla dedi. Seni mağdur etmez dedi. Biz de kainatın sahibine gidecek, patronuna, kainatın patronuna. Mehmet Ali geliyor ya Rabbi diyecek. Damar Ahmet abi. Ondan sonra seni karşılayacak otomobil. Risale geçiyor mu bu? Vefat eden Nur talebesini hangi abi dershaneye alıp götürüyor? Hafız Ali abi. Nur talebesini bekliyor, geleceğini haber düşüyor. Orada celideler var, Sikeytas'ı Gaybiye'de geziyor. Orada da gazeteler, haberler var. Celide diyor, değil mi? Öyle geçmiyor mu? Ha. Alim-i Bekan'ın celidelerine pozitif Mustafa gelecek yazıyor. Ne zaman gidip karşılıyorlar? O işte hesap hesaptan geçiyor, hemen alıp dershaneye götürüyorlar. Öyle yazıyor. Çok şükür. Hazreti Ali. Ben İmam Ali dedi. Yatağına geldi. Gündüz ha. Hadi gel dedi. Gidelim dedi. Bu da Fatıma diyor. Senin annen diyor. Yani belden aşağı felç, vakıf. 22 sene oldu. Gündüz açık. Hızır abi uykuda mıydın? Uykuda olur da rüyada. Yok dedi. Geldi. Ben İmam Ali dedi. Tanıdım imam dedi. Dedi. Vaktin geldi, hadi gidelim. Onun Azrail'i o şey simada oldu işte. Ki korkuyorum imam dedi. Korkuyorum. Ya ben İmam Ali diyor, benimle gelmeyi mi korkuyorsun? Korkuyorum. Dedi ki, ecelli muallak var biliyorsun, kaderi muallak. Kaderi muallak. Demiş ki, ömrüm bitti ama 10 günde sana muallak. 15 gün. 15 gün mü demişti? 15 gün müsaade. Helallaşıyoruz, kestirdi. 15 gün de mi helallaşacak? 15 gün de helallaşmış. 15 gün istemiş, vermiş değil mi? Vermiş. Demiş ki tamam. Bugün yarın doluyor dedi, biz ziyarete gittik. O akşam vefat etti. Bugün doluyor dedi, bugün yarın. Bugün yarın dedi, şeyin bitiyor dedi. O gece vefat etti. Evet, bugün yarın bitiyor dedi. Ben şimdi odaya giriyorum dedi.
bir saat sonra odama açarsınız dedi. Falanca cesedimi kalsın, falanca şey yapsın dedi. Bir saat sonra ağzımı şöyle tarif etti, ağzımı böyle yapacaksınız, elimi de böyle bağlarsınız dedi. Şeyimi indirirsiniz dedi. Düğüne gidiyorsa. Sonra dedi ki merak etmeyin, ben sizi karşılayacağım orada. Allah'ım yarabbi ya. Perde açılmış da ya. Hani öyle 232 şeyde 26. lemada 232'de ölüm diyor zahirde çirkin gözüktüğü gibi değil. Siyah çarşaf altında ne güzellikler var diyor. Aynı tabir böyle. Siyah çarşaf altında. Siyah çarşafın altında kadın olur, güzel olur yani. Erkek niye taksın zaten bizim gibi, takoz gibi adam niye çarşaf taksın? Çarşaf görünce arkasında güzel var. Bak, siyah çarşaf altında nice güzellikler var diyor. 232 lemalardır. Ustad öyle diyor bak, ölümün siyah çarşafı altında. Ölümün güzellikleri gözükseydi, olan bir kız için intihar eden adam, hurileri görse hemen herkes intihar eder ya. Etmesin diye işte bu kabir mabirle böyle Cenab-ı Hak kapattı orayı. Büyükler de açtı o şeyi, perdeyi, beklemişler, ya Rabbi sıra benim ne zaman gelecek ya. Bunlar biz korktuğumuz gibi, öyle demiş ya, ne farkınız var demiş, Halid bin Velid'e, sizin o askerle benim, senin asker diyor, korktuğun şeyi benim asker her an onu tatmak istiyor dedi. Ölümden yani korkuyor Bizans askeri, bizimsi her an ölmek için heyecanlanıyor diyor. Nasıl savaşacaksın bundan? Şehit olmak değil mi? Nasıl şeyden korkuyorlar Türklerden? Evet. Şey, öyle demiş ya başkan. Lan nasıl Türklerin görmediniz mi diyor. Öğlen yemeğine gider gibi diyor. Ölüme gidiyorlar dedi. Bunlarla savaşılır mı dedi. Trump demişti lan. Öğlen yemeğine gider gibi şeye gidiyorlar dedi ya. Başka bir millet de başkan. Demek ki insan bir çekirdeğe benziyor. Dünya bir toprağa benziyor ahirete göre. Ta toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, kabir için ha, vefat anı, çekirdeğin patlaması, sekerat anı, topraktan çıkıyorsun kabir, bak o dar alemden çıkıp, orası darmış. Geniş olan hava alemine girdiği gibi, girip, Halikinden istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevvad-ı muzirayı celbine sarf etse, toprak altındaki çekirdek muzir maddelere sarf etse ömrünü, o dar yerde bir, kısa bir zamanda iki, faydasız üç, tefessü edip çürüyecektir. Gitti farklı maddeleri aldı. Topraktaki lazım olan elementleri almadı. Asit masit şeyleri alırsa o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir çekirdek. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını Falikul Habbi ve Neva'nın emri tekvinisine imtisal edip hüsnü istimal etse, o dar alemden çıkacak. He? İnsan da bak çekirdeğe benziyor. İbrahim ne var mı? İnsan da bir çekirdek. Allah'ın yarattığı bütün alemlerin çekirdeği. Ha. Falikul Habbi ve Neva sırrınca emri tekvinisine insan imtisal ederse, fıtri örfi yaşarsa, 17 işareti caz. Yani fıtratını yaşarsa, gayret ederse, hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak. Dünya hadisesinden çıkacak. Meyvedar koca bir ağaç olmakla, yani biz küçük çekirdekmişiz. Ölüm anında çekirdek pat diye patladığı anda o küçücük cüz'i hakikati ruhu manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. Bütün kainata istila edecek, imbisat edecek. Benim sözüm, şey konuşmam tek tek gelmiyor ki. Hepinize kucaklayarak geliyor. İnsan da ölüm anında bütün 18 bin alemi kuşatacak bir anda. Alem olacak yani. Şu anda çekirdeğiz biz. Ve dar dünya, toprağın altındayız. Şimdi
insana dönüyor. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat, kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş insana. Eğer insan şu dar alemi arzide dünya kısa bir zaman ya, iyi ki kısa ya. Ölmemek olsa mesela şöyle. Ölüm ne kadar nimettir diyenlere şöyle diyorum. Mehmet. Ne diyorum biliyor musun? Ölüm ne kadar nimettir? Mektubatta söylüyor ya 5 cette. Ben şöyle diyorum. Ölüm olmasa ne olurdu? Sonsuz yaşanır mı bu dünyada böyle? Sonsuz araba tamir olur mu? Yok abi, yok şimdi. Yok ya. Tekstil yapıyorsun sonsuz. Böyle bir şey olur mu? Hani ölüm ne olduğunu bakma. Hep böyle yaşasak sonsuz. Hep böyle mi yaşayacağız? Ya insanı canlı tutan ümittir ya. Cennete gideceğiz diye yaşayabiliyoruz. Cenneti önümüzden kaldırırsan yaşanmaz ki. Onun için kafirler intihar ediyor. Köyde birisi vardı abi. He. Ömrün uzun, uzun olsun diye dua ediyor. Ediyorsa bana beddua etme diye. Diyormuş. Allah Allah. Özbekte. Daha korona gelmemiş. Bu koronada Japonya'da 30 bin insan intihar etmiş. Ben uydurmuyorum bunu. Ya gelirse dedi. Bu adamı düşün ya. Ya gelirse de intihar ederse. Gelse ne olur? Yani kardeşim böyle yaşanır mı ya? Ölüm ne kadar büyük nimettir. Dedenin dedesi de sağ olsa şimdi. O da yok ki. Şey ölmedi ya, o da ölmeyecek. Babaannelerin de duruyor. Ne olacaktı şimdi? Dedenin dedesinin dedesinin dedesi hali. Hepsi ihtiyar ve hepsi duruyor. Adım atamıyorsun. Enes ne olurdu bizimki? Yok olmaz ya. Yaşanmaz ya. Ha, eğer insan şu dar alem arzide hayat-ı dünyeviye toprağı altında dünya hayatımız var ya dolaşıyoruz. Evet. Bak. Ne yapıyoruz? Muamele ediyoruz. Yani biz çekirdeğiz. Yaptığımız hareket o çekirdek asit mi alıyor? Çekirdek ağaç olmak için gıda mı alıyor? Bizim bütün yaşantımız buymuş. Bak, hayat-ı dünyevi toprağı altında o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevasatına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz-i telezüz için, mesela 10 dakika YouTube'a girdin, 10 dakika lezzetlenmek için kısa bir ömürde 10 dakika YouTube, dar bir yerde, bu burada, her yerde olma istidadı olan bir yerde sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessü ederek mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir. Hepsini taşıyacak oraya. Nasıl taşıyacak ya? Seyrettiğin kafanı yok mu? Filmi kapattığın zaman kafan kapanıyor mu? Seyrettin, ettin. YouTube'u kapattın, televizyon kapattın. Kafa kapandı mı? Hepsi orada durmuyor mu? Ha. Hayat da kapandı, ruhunda gidiyor işte. Ezeli ve ebedi gidiyor. Onun için ikindi namazının sünneti ve yatsı namazının sünneti. Niye kılmıyorsun kardeşim? Bari iki rekat en azından kıl. Ezeli ve ebedi, bugün yatsı namazının farzını kılıp sünneti terk eden, ezeli ve ebedi bugünkü yatsıyı bir daha göremeyecek. Ezeli ve ebedi. O abi yarınki yatsı. O yarınki. Bugünkü bitti o. Ezeli ve ebedi bir daha o sünneti yok sende. Kazası da yok, hadi farz gibi yapsak. Bugün yatsıyı kıldın mı Ali? Kıldım abi. Tamam, sünneti kıldın mı? Kıldım abi. Mesela sünneti kılmamış olsaydın. Şu anda çok pişman olacaktım. Çok korkunç olacak. Evet. Ha, bu dünyada bu pişmanlık. Evet. Ya kabirde? Allah muhafaza. Ya? Mesela namaza gitmeden bir de cebine misvak tak tak tak. Cebinde misvak olan şimşek değmiyor. Onu da diyeyim. Çünkü o maddesi öyle. Dinle alakası yok. Bu şey madde yani. Şimşek elektrik şey yapmıyor. Mesela misvak tak tak kullandın. Bir baktın yatsı namazın farzı kılınıyor. Ve sünneti kılmadın. Cemaatle kılmak 25'tir. Misvağa sürsen 70 kat oluyor. Yani bir daha ezeli ve ebedi ben bu yatsının sünnetini bulamam. Başlamış ama sen iki rekat kenarda hemen bir iki rekat sünnet kıl. İki kılınabiliyor yatsı ve ikindi. O kılmadan olma, dahil olma. İki kıldım.
En az iki kıl. Dahil olma. Çünkü kaçırma bunu. Çünkü bak bir daha ezeli ve ebedi bu sünneti bir daha bulamayacaksın. O abi yarın sünnet var yatsın. O yarın. Bugün yok ki. Bir daha ne zaman? Sonsuz. Ezeli ve ebedi yok. Senin için bir daha o sünnet yok. Eğer o istidat çekirdeğini insan İslamiyet suyuyla bak çekirdek nasıl ağaç oluyor? Toprağa koyuyoruz. Su koyuyoruz. Muamele ediyoruz. Güneşe tutuyoruz. Dört tane değil mi abiler? Toprak, su, hava, muamele. Ya tamam güneş, hava. Bir. İnsan da bu dünya toprağıdır. İnsan bir çekirdeğe benziyor Berat gecesi gibi. İslamiyet suyuyla rüya görürseniz rüyalarınızdaki su İslamiyettir. İmanın ziyasıyla güneşi Üstad Risale'de dört tane şeyde misal olarak kullanır. Şems, güneşi. Ya Allah'ı anlatmak için kullanır. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti için kullanır. Ya iman için kullanır. Ya da hayat için kullanır. Hayat güneşi. Şimdi demek ki İslamiyet nedir? Çekirdeğe su gibidir. Çekirdeğe su nedir? Bakın bir hayal edin. Çekirdeğe su nedir? İslamiyet de insana budur. Çekirdeğe güneş nedir? İman da insana böyledir. Çekirdeğe toprak nedir? Ubudiyet de insana böyledir. Muamele yapıyorsun, kazıyorsun, gübre koyuyorsun, vaktinde ekiyorsun, kış ekmiyorsun. Yani vaktinde ekiyorsun, tamam mı? Taşlara ekmiyorsun. Neyse bu, o da Kur'an'a uymak da budur. İnsan da Kur'an'a uymak gibidir bu. Bak İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, evamir-i Kur'an'ı imtisal edip, cihazat-ı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse, elbette alemi misal. Şimdi çekirdek nerede? Bak toprak altında koyduk mu abi? Koyduk. Tokat'ta koyduk. Şeftali çekirdeğini. Patladı. Bak buraya ağaç oldu. İnsan da dünya toprağı ya. Dünya toprağına İslamiyet yaşayarak su vermiş oluyorsun. İman ederek güneşi tutmuş oluyorsun. Ubudiyet yaparak toprağın içine koydun, güneşe koymadın, gömdün. Bir de ona muamele ettin, vaktinde ektin, budadın, ilaçladın. O da Kur'an'a imtisal ettin. Peki nereye ağaç oluyoruz? Olmayacağız ha, oluyoruz şu anda. Şu anda oturduğun alemi manaya, alemi misale, alemi berzaha, cennete, ebede. Şu anda ağaç oluyorsun. Olmayacaksın, oluyorsun şu anda. Şu anda her hareket oraya karşılık buluyor. Yerde işlenen günahların alem misalde temsillerini görüyorum diyoruz da. Cihazat-ı manevisinin hakiki gayelerini tevcih etse elbette alemi misal, alemi berza, kabir değil ha berza, daha biraz daha kaliteli, dal budak verecek ve alem ahiret ve cennette kesiyorum Mehmet. Cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin, yani cennet şecere-i bakiye, Allah Allah, baki bir ağaca, bir hakikati daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek insan ve revnettar bir makine, son cümlem, ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. İnsan, şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesidir. İnsan, insanlık. Ama en esi ise o meyvenin çekirdeğidir. Nüvesidir, hüvesidir. Geceniz mübarek olsun. Toparlarsak, senede berat neyse, Allah'ın dışında bütün alemlere insan da öyle çekirdektir.
İnsanda halik faliku habbi ben neva, insanda bir çekirdeğe benzer. Yaratılış ağacının çekirdeği insandır. Koca bir günün şey bir senenin çekirdeği de berraktır. Bu cihette bunu idrak edenlerden eylesin. Amin. Cenab-ı Hak beratımızı verenlerden eylesin. Kaşir meydanını, kitabını sağdan alanlardan eylesin. Amin. Beşeriyetimize ya Rabbi, beşeriyetimize bakıp inamın, ikramın, ihsanın, lütfun, keremin olan hizmet-i imaniye, Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, kim bize dua ediyorsa, biz kime söz vermişsek, kim bizi kimleri seviyorsa, biz kimleri seviyorsak, hizmet-i imaniyede maddi ve manevi zerre kadar emeği olan, üzerimizde hakları olan, usul ve furularımızdan, evlad-i âlimizden, babalarımızdan, dedelerimizden, annelerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden, usul ve furularımızdan, her kimler ahirete intikal etmişlerse, ya Rabbi, bu maide-i Kur'aniye, semavi Kur'an sofrasından hisselerin azim eyle. Ve hizmet-i imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden onların ve bizim hissemizi ziyade eyle. Cennet bahçesini bahçeye çevir ya Rabbi kabirlerini. Ya Rabbel Alemin, talibi ulumun ruhunu kabzeden müekkel melaikeyi bize nasip eyle. Allah'ım bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Amin. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Amin. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Amin. Beşeriyetimize bakma. Ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hakkı vardı dua. Mutlaka kabul edeceğim. Yapmadı. Haşir meydanında ümmeti için yapacağım. Onun hürmetine. Bizim vefatımızın terisimizi ahsan eyle. Şehit eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin kendine kul, Habibine ümmet, ustadımıza Risale-i Nur'a talebe eyle ya Rabbi. Amin. Talebe-i ulum unvanıyla gitmekten başka istemiyoruz. Talebe-i ulum unvanıyla gitmeyi nasip eyle. Allah'ım bize hiçbir soru sorma. Hiçbir şey kaldıramayız. Ya Rab sen şahitsin. Allah'lığın için söylüyorum. Sen beni bana bıraksan, desen ki, kendi hesabını kendin gör. Vallahi göremem. Kendi hesabımı kendim göremem. Utanır. Ya Rab ben kendi hesabımı ben göremem. Sen bizim hesabımızı da görme. Hadis-i Kudsi'de geçiyor. Sen öyle buyuruyorsun ya Rabbi. Kullarımın bazı günahlarını görme. Allah'ım bizim ömrümüzü görme. Allah'lığın hatırına. Affeyle, mağfiret eyle, beraatımızı nasip eyle. Vâfir davahum, enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâ vâdûr.